Merhaba sevgili öğrencilerim. Noktalama işaretlerinden, Türkçe dersinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz kısa çizgi. Kısa çizgi konusunu anlatırken önce sizlere şunu anlatmak istiyorum. Kısa çizgi iki yerde kullanılıyor çocuklar. Bir tanesi sözcükleri hecelerini ayırmak için. Bunu ilkokul birinci sınıfta da gördük biliyorsunuz. Çokça yaptık hem de. O yüzden örnek yapalım önce isterseniz. Mesela şu kelimeyi satır kelimesine ayıralım. Hecelerini ayıralım. Satır kelimesini. Hecelerini ayıralım. Nedir bu? Satır diye hecelenir. O zaman ben ne yapıyorum bunları ayırmak için? Sa kısa çizgi tır. Evet. İki heceyi birbirinden ayırmak için ne kullanıyorum? Hangi işareti kullanıyorum? Evet, kısa çizgi işaretini kullanıyorum. Şimdi bakalım, bir tane daha yapalım. Burada ne diyor? Sözcüklerden diyor. Hadi gelin bunu ayıralım hecelerine. Nedir sözcüklerdenin hecelenmiş şekli? Sözcük. Böyle mi? Böyle mi yapılıyor sözcük? Hayır, evet hemen duydum ben sizi. Şu anda diyorsunuz ki öğretmenim yanlış. Evet, tamam. Doğrusunu düzeltiyorum. Özür dilerim. Hemen düzeltiyorum. Nasıl oluyordu? Sözcük. Ler. Den. Evet, burada kısa çizgiyi nereye koydum? Hecelerin arasına sözcüklerden derken hepsinin arasına birer kısa çizgi koydum. Yani kısa çizgiyi her zaman satır kelimeleri hecelerine ayırmak için kolaylık olsun diye kullanabilirim. Şimdi bunları silelim. Bir görevi daha var kısa çizginin. Bu da ne? Yazı yazıyorum ve yazı yazarken satırın sonuna geldim ve kelimem bu satıra sığmadı. Eyvah, ne yapacağım? Silsem aşağı geçeceğim bu sefer burası boş kalacak. Hepsini yazmaya kalksam bu sefer üst üste küçücük küçücük okunmayacak. Ve o zaman bana bir kolaylık sağlanıyor. Şunun bir defter olduğunu düşünün. Defterin satırları var. Şimdi bu satırın sonuna geldiğimde yapacağım şey şu. Yukarıdaki cümleyi yazıyorum. Aşağıda satır yazacağım. Şimdi buraya satırı yazarsam sıkış sıkış olacak. O zaman ben ne yapacağım? Sağ çizgi, kısa çizgi. Buradan aşağıdan devam edeceğim. Tır diye. Evet, bu şekilde oluyor çocuklar. Yani kelime eğer buraya sığmazsa, buraya satırı yazamıyorsam o zaman hecelerini ayırarak yazabilirim. O yüzden panik yok. Ne yapıyorum? Satır kelimesini yazdım ben buraya. Satır kelimesini içimden heceliyorum. Satır. O zaman ben buraya sağ yazarım, buraya tır yazarım ve arasına da ne koyarım? Kısa çizgi koyarım. Evet, kısa çizginin gördüğünüz gibi iki görevi var. Biri birinci sınıfta hecelemeliyi öğrenirken kelimeleri hecelerine ayırmak için kullanılıyor. Aslında ikinci görevi de birinciyle ilişkili bir görev. Yine hecelerini ayırıyor ama bu sefer kelimeleri sığmayan, satıra sığmayan kelimeleri hecelerine ayırıyor. Neden? Daha güzel bir görüntü oluşsun. Birbiri üstüne harfleri yazı sıkıştırmayalım. Çirkin bir görüntü olmasın diye. Evet, şimdi örneklerimizle de bunu hemen görelim bakalım. Limonata. Bakın, birlikte okuduğumda limonata. Limonata. Limonata kelimesini hecelerine ayırdığımızda ne olur? Li mo na Evet, bunların arasında da var. Ne yaptık?
Birinci heceli, ikinci hece mo, üçüncü hece na, dördüncü hece ta. Ne yaptım? Hepsinin arasına ne koydum çocuklar? Kısa çizgi koydum. Gördüğünüz gibi hepsinin arasına kısa çizgi koydum. O zaman bu ne demek? Bu ayrılan ifade doğru mudur? Evet doğrudur çünkü hecesine doğru bir şekilde ayrılmış. O zaman ben buna doğru derim. İkinci örneğe geçiyorum. İkinci örnek utandı. Utandı kelimesini heceleyelim lütfen. Utandı. Evet, baktığımız zaman yukarıda verilen bu örnek doğru hecelenmiş diyebilir miyim? Evet, doğru hecelenmiş. Utandı. İstersen buradan keserim burada. İstersem buradan keserim cümleyi yazarken diye düşünebilirim. Ama çocuklar lütfen, lütfen, lütfen rica ediyorum şuna dikkat edin. Eğer, bakın bu bir kural. Lütfen unutmayın. Evet, buraya bir ünlem koymaya çalıştım kalın bir şekilde ki unutmayın diye. Evet, lütfen bunu unutmayın. Eğer baş harfi baş harfi ünlü ve tek hece ise ilk hece yalnız yazılmaz. Lütfen bunu unutmayın. Bilerek yazdım. Görün diye. Evet. Lütfen bunu unutmayın. Bu kelime üzerinden anlatıyorum şimdi. Utandı. Evet, bu utandı kelimesini hecelememiz doğru. Hecesine ayırdığımız şekli doğru. Utandı. Ama ben bunu sadece U'yu yazıp da buraya sonra aşağı tandı yazamam. Bu bir kural. Bu asla değişmeyecek bir kural. Eğer baş harfi sesli, ünlü bir harfse, evet A, E, I, I, O, Ö, U, Ü ünlü harflerimiz biliyorsunuz. Bunlardan biri varsa kelimenin başında ve tek başına bir hece ise bu, o zaman ben bunu tek başına yukarı yazıp da sonra aşağı devamını yazamıyorum. Buraya şöyle yazabilirdim. Satırın şöyle olduğunu düşünün. U, tan, çizgi, kısa çizgi aşağı geçip d yazabilirim. Bu doğru. Ya da hiç yazmayıp yukarı aşağı geçip utandıyı aşağı yazabilirim. Bu da doğru. Ama bu yanlış. Gördüğünüz gibi yanlış. Unutmayın lütfen. Baş harfi ünlüyle başlıyorsa ve tek hece ise yani bu şekilde tek hece ise yanında başka bir sessiz harf yoksa o zaman yalnız bırakılmıyor çocuklar. Tamam mı? Evet, temizledim. Şimdi diğer örnekten devam ediyoruz. İsterseniz bununla ilgili bir tane daha örnek verelim, anlaşılsın. Araba diyelim mesela. Araba. Arabayı heceleyin çocuklar. A, ra, ba. Evet çocuklar bakın yukarıdaki hecelemenin aynısı oldu değil mi? İlk hecesi sadece bir harften oluşuyor ve bu sesli ünlü bir harf.
Ünlü bir harfse. O zaman ben buna ne diyordum? Satır sonuna tek başına yazılmaz diyordum. O zaman ne yapacağım buraya? A, ra, ba yazabilirim. Sadece böyle ayırabilirim bunu. Tamam mı çocuklar? Arabayı da araba yapamam. Araba yapabilirim. Evet. O zaman üçüncü örneğime geçiyorum. Üçüncü örneğimde ne diyor? Taşınıyoruz kelimesini ayırmış. Taşınıyoruz. Nasıl hecelenir bu? Taşınıyoruz. O zaman doğrudur diyebilir miyim? Diyebilirim. Evet, yapalım demiş. Yapalım kelimesini ayırmış. Ayıralım bakalım. Ya pa lım. O zaman burada ne olması gerekiyordu? Ya şöyle olacaktı, yapalım olacaktı ya da yapalım olacaktı. O zaman bu yanlış ayrılmıştır diyorum. Diğer örneğe geçiyorum. Değirmen. Heceleyin bakalım. Duydum duydum. Hepinizi duydum. Aferin size. Değirmeni değirmen diye ayırırım. O yüzden bu doğru ayrılmış. Mandalinayı ayırın çocuklar. Süpersiniz. Mandalina. O zaman bu da doğru ayrılmış demektir. Diğer örneğe geçiyorum. Müşteri. Müşteri. O zaman doğru ayrılmıştır. Hastalığı ayıralım bakalım. Hastalık olması gerekiyordu. O yüzden bir heceyi bölmüş gördüğünüz gibi. L'sini buraya, ıkını da buraya koymuş. Ne olması gerekiyordu bunun? L'nin burada olması gerekiyordu. Hasta yukarıda olacaktı. Lık da aşağıda olacaktı. O yüzden bu yanlış yazılmış. Evet, diğer örnekleri de size bırakıyorum ve ben buradan da bir iki örnek yapıp diğer konuma geçiyorum. Şimdi kapıyı ayırmış, sözcükleri hecelerine ayırın demiş. Kısa çizgiyle ayırın demiş. Neydi bunun adı? Kısa çizgi. Hecelerine ayıran noktalama işaretinin adı neydi? Kısa çizgi. Kapı. Kapı kelimesini kapı olarak ayırırım. Peki Anıtkabir'i nasıl ayırırım çocuklar? Süpersiniz. Yazın bakalım siz kitabınıza. Ben de buradan hemen açıyorum hızlıca. Anıtkabir. Doğrusu bu şekilde olacak. Heyecanlıyı ayıralım bakalım. He, ye, can, lı. Süpersiniz. Müthişsiniz. Son olarak başarılıyı da ayıralım. Başarılı. Evet. Diğerlerini de lütfen siz yapın. Ve burada dikkat edin, bir tane kelime, iki tane, üç tane kelime varmış. Üç tane kelime demin dediğim kurala uyan kelimeler. Yani baş harfi ünlü ve tek başına yazıldığı için yukarıda yalnız bırakmamamız gereken, yanına bir hece daha yazıp o şekilde ayırmamız gereken kelimeler var. Lütfen bu kuralı görün ve işaretlemenizi rica ediyorum. Şimdi ben uzun çizgiye geçiyorum. Uzun çizgi karşılıklı konuşma cümlelerinin başına konuyor. Buna aynı zamanda ne deniyor çocuklar? Uzun çizgi eşittir. Çocuklar, ne görevi neydi uzun çizginin? Evet, konuşma cümlelerinin başına. O zaman nedir aynı zamanda bunun adı? Ne olabilir? Konuşma çizgisi. Süpersiniz. Evet, uzun çizgi de diyebiliriz, konuşma çizgisi de diyebiliriz. Evet, yazı yazarken dikkat edeceğiz. Birileri karşılıklı konuşuyorsa, yazdığımız yazıda biri birine bir şey söylüyorsa, o zaman onu cümleden diğer cümlelerden farklı olarak aşağı yazacağız, bir satıra yazacağız ve başına da ne koyacağız? Uzun çizgi koyacağız. Kısa çizgi biraz daha kısa. Adından da anlaşılacağı gibi uzun çizgi daha uzun oluyor çocuklar. Hadi örnekten devam edelim.
parayı veren düdüğü çalar diye bir Nasrettin Hoca fıkrası var burada. Önce dinleyelim hadi çocuklar bunu. Evet, çok güzel bir Nasrettin Hoca fıkrası. Parayı veren düdüğü çalar. Şimdi burada cümleleri tek tek inceleyeceğiz ve nereye noktalama işaretleri konulması gerekiyorsa koyacağız. Nasrettin Hoca pazara giderken çocuklar etrafını sarmış. Ne koymam gerekiyor buraya? Nokta koymam gerekiyor. Çünkü düz bir cümle. Şimdi etrafını sardıktan sonra çocuklar Nasrettin Hoca'ya bir şey diyorlar. Bakın. Bir şey diyorlar. Bize pazardan düdük alır mısın? Diyorlar. O zaman ben burada bir konuşma olduğunu anlıyor muyum? Anlıyorum. Ve başına hemen ne koyuyorum? Konuşma çizgisi. Peki sonuna ne koymam gerekiyor? Cümlede bana kopya veren, bana ipucu veren bir ek var. Nedir bu? Mısın eki. O zaman ben başına konuşma çizgisi koyduğum gibi sonuna da ne koyuyorum? Soru işareti. Devam ediyorum. Çocuklar soru soruyor. Bize pazardan düdük alır mısın? Aşağıdaki cümle kimin cümlesi? Tabii ki Nasrettin Hoca'nın cümlesi. Peki olur diyor. O zaman ben buraya ne koyacağım? Başına gene konuşma çizgisi. Sonuna da düz bir cümle olduğu için nokta koydum. Devam ediyorum. Çocuklardan yalnız biri şu parayla bana da bir düdük alır mısın? Demiş. Şimdi burada birisi ya da bir çocuk bize bir cümle kuruyor değil mi? Bir şey söylüyor. Şu parayla bana da bir düdük alır mısın? Bu bir konuşma cümlesi. O zaman ben başına evet doğru söylüyorsunuz. Konuşma çizgisi koyarım. Peki sonuna ne koyarım? Evet artık biliyorum ipuçlarını. Mısın var. O yüzden soru cümlesidir diye soru işareti koyuyorum. Süpersiniz. Devam ediyorum. Hoca akşama doğru pazardan dönmüş. Düz bir cümle. Nokta. Çocuklar hocanın et rafını. Ha, o zaman burada bir kelime var. Etrafını ne yapmak istemiş? Sığmamış. Küçük bir kısa çizgiyle ayırmak istemiş. O zaman birinci nokta, ikinci de kısa çizgiyle ayrılmış bir kelime. Devam ediyorum. Etrafını sarıp düdüklerini istemişler. Düz bir cümle. Soru anlamı yok. Heyecan yok. Nokta. Burası nokta olacak. Burası ne olacak? Hoca cebinden bir düdük çıkarıp kendisine para veren çocuğa uzatmış. Evet, bunlar nokta. Çünkü farklı, değişik, soru anlamı yok, heyecan yok, korku yok. O yüzden ne yapıyorum? Hepsine nokta koyuyorum, bu ikisine. Sonra devam ediyorum. Çocuklar bağırmaya başlamışlar. Bir cümle daha geldi. Konuşma cümlesi çocuklar. Dikkat edin. Ya bizim düdükler nerede? Bu bir konuşma çizgisi, konuşma cümlesi. Neden? Soru soruyor, bir şey ifade ediyor. O yüzden başına uzun çizgi, sonuna da nerede dediği için soru işareti. Hocanın yanıtı çok kısa olmuş. Buraya iki nokta üst üste, ileride göreceksiniz. Buraya da parayı veren düdüğü çalar. Nedir bu? Bir konuşma cümlesidir. Birisi konuşuyor burada. O yüzden ben buraya başına konuşma çizgisi, uzun çizgi koyuyorum. Sonuna da soru anlamı olmadığı için, heyecan, korku, üzüntü, sevinç olmadığı için nokta koyuyorum çocuklar. Evet, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Aşağıdaki kısmı size bırakıyorum. Lütfen evde uygulayınız. Dersimiz şimdilik bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.